Herkese selamlar. Oppo Reno 3 ailesinin bir diğer versiyonunun incelemesiyle karşınızdayım. Şimdiye kadar hem Pro versiyonunu incelemiştik hem de Oppo'nun bu seneki tepe modeli olan Find X2'nin detaylı incelemeleri kanalımızda mevcut. Peki en çok konuşulan model olan Reno 3 neler sunuyor? Özellikle Helio P90 fazlasıyla eleştirilen bir modeldi ve bizim yaptığımız testlerde de böyle sanki geride kalıyormuş gibi gördüğümüz bir işlemci modeli olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu Helio P90 Reno 3 ile beraber oyun performansı nasıl? Özellikle oyun performansına göz atarak Reno 3'ün bütün detaylarını bu videoda bulabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi ilk olarak tasarımından başlamak istiyorum. Daha sonrasında bol bol bir oyun testimiz olacak. Tasarımına baktığımızda aslında Reno 3 Pro'da da yer alan kuzey ışıkları renginin bizim elimize gelen versiyonu olduğunu görüyoruz. Türkiye'de hem bu versiyonu bir de siyah versiyonu var. Oldukça bu ışık geçişleri olarak Reno 3 Pro'ya fazlasıyla benziyor. Ancak Reno 3 Pro'da mat bir yüzey varken burada daha parlak bir yüzey olduğunu görüyoruz. Yine mordan açık maviye kadar, yani sağ alttan sol üste kadar mordan açık maviye bir geçişi görmekteyiz. Oppo yazımız, flaşımız ve burada dörtlü kamera sistemimiz kendini gösteriyor. Ön tarafına geçtiğimizde ise bizleri 6.4 inçlik bir AMOLED ekran karşılıyor. Bunun bilgisini verelim çünkü birçok insan işte IPS yerine AMOLED'i tercih ettiğini biliyoruz. Burada da Full HD Plus bir AMOLED ekran olduğunu söyleyelim. Damla çentik bulunuyor ve burada da 44 megapiksellik ön kameramız yerini almış. Üzerinde de bir ekran koruyucu jelatin hali hazırda uygulanmış olarak geldiğini söyleyelim. Cihazın altına baktığımızda hoşumuza giden bir detay var. Çünkü hemen sol tarafta bir adet 3.5 milimetrelik jack girişinin olduğunu görüyoruz. Bu önemli. Ve yine ses kısmında ayrıca değineceğim ama Hi-Res Audio ve Dolby Atmos desteği de var. Sadece 3.5 milimetrelik jack kullanmaları değil. Aynı zamanda bu teknolojileri de yer alması güzel. Özellikle sizin Hi-Res Audio destekli bir kablolu kulaklığınız varsa bütün o yüksek çözünürlüklü sesin deneyimini Reno 3 ile beraber sağlayabileceğinizi söyleyelim. Yanında bir adet Type-C bağlantımız var. 22.5 wattlık bir şarjla buradan şarj edildiğini söyleyelim. 30 watt değil de 22.5 watt olduğunu belirteyim. Yanında bir adet hoparlörümüz yer alıyor. Üst tarafına baktığımızda ise gürültü engelleyici bir mikrofon olduğunu, sol tarafa geldiğimizde SIM kart girişimizin ve microSD kart girişimizin olduğu, evet bu cihazı microSD kartla arttırabiliyorsunuz ve ses açma kısma tuşları yer alıyor. Cihazın sağ tarafında ise bir adet güç tuşumuz yer aldığını söyleyelim. Tek elle kullanımda Reno ailesinin en kullanışlı cihazı olduğunu söyleyelim. Çünkü Reno 3 Pro biraz daha uzun bir cihaz. Ama bu 6.4 inçlik boyutuyla çok rahat bir şekilde tek elle kullanılabilecek bir yapıda olduğunu söylemek istiyorum. Boyutlarını milimetrik olarak söyleyecek olursak 160.2 milimetrelik uzunluğu, 73.3 milimetrelik eni ve 7.9 milimetrelik bir kalınlığı var. Kamera çıkıntısı da yine diğer modellere göre çok daha az ve çok daha az bir ses çıkartıyor. Şu anda bastığında hani o tak 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 gibi değil de çok hafif bir sallanma olacak şekilde kamera çıkıntısı az tutulmuş bu modelde. Ve sadece 170 gram ağırlığında günümüzdeki en hafif cihazlardan biri olduğunu da gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz Reno 3 Pro modeli için. Baktığımızda gerçekten şık bir cihaz olduğunu söylemek istiyorum. Tabii ki Reno 2'den Reno 3'e geçişte bir tabii ki tasarımsal değişiklik var. Normalde motorize üzerinde bir pop-up kamera dediğimiz tarzda kamera vardı. Bu sayede tam ekran deneyimini bize sunabiliyordu. Burada damla çentiye dönülmüş ama en azından cihazın sağlamlığı da burada arttırıldığını söyleyebiliriz. Çünkü neden? Dediğim gibi pop-up kameralar tabii ki ekran deneyimini biraz daha sonuçta daha fazla bir ekran boyut oranı
sunmamızı sağlıyor. Ancak sonuçta her ne kadar otomatik kapanıyor olsa da hem düşme kırılmadan hem su temasında hem de şu anda aslında çıkabilecek miyiz belli değil ama yazlık bir yere gittiğinizde ya da bir sahile gittiğinizde o bölgeden kum ve toz kaçmasından kaynaklı bozulma ihtimalleri de elbette daha yüksekti. Burada onu düzeltmişler ama tasarımsal açıdan evet biraz geriye gidiş var gibi denebilir ama günümüz standartlarında da oldukça şık bir telefon olduğunu söylemek istiyorum Renault 3 için. Tabii ki burada bahsedilmesi gereken bir diğer detay da ekran boyut oranı %90.8 oranında bir ekran boyut oranımız var ve bu oran bence fazlasıyla yeterli seviyede olduğunu söyleyeyim. Ekranımız 60 Hz, burada 90 Hz ya da 120 Hz gibi bir seçeneğimiz yok ama sonuçta günümüzde zaten yeni bir teknoloji olduğu için burada uygulamamaları kabul edilebilecek bir şey olduğunu da söyleyelim ve işin biraz da artık teknik özellik kısmına, donanım kısmına gelelim. Donanımında dediğimiz gibi Helio P90 ya da tam koduyla MTK MT6779 V modeli yer aldığını söyleyelim. Buna diğer rakiplerinden farklı olarak 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Burada UFS 2.1 kullanılmış ve aynı zamanda 256 GB'a kadar da microSD kart desteği mevcut. Renault 3 Pro'da microSD kart desteği yoktu. Find X2'de yoktu. Burada 128 GB'ı siz ekstradan 256 GB'da arttırarak aslında 256 GB'lık Find X2 ya da Renault 3 Pro'da daha fazla alana sahip olabilmeniz sağlanmış. Peki Helio P90 bizlere neler sunuyor? Özellikle bu kısmı görmek lazım. Çünkü biliyorsunuz aslında P90'a Oppo severler aşina. Çünkü Türkiye'de de fazlasıyla merak edilen ve fazlasıyla satan Renault 2Z'de kullanılan işlemci burada tekrar kullanılmış. MediaTek'e güvenmeye devam etmiş Oppo tarafı. Bu yüzden aslında Renault 3'ü Renault 2'nin yenisi değildi. Renault 2Z'nin yenilenmiş versiyonu olarak da belki düşünebiliriz. Bu benim kendi düşüncem ama zaten Renault 2Z çok sattığı için oyunlar tarafında ne kadar iyi olduğu biliniyordu. Şimdi ise özellikle yine telefonun diğer detaylarına geçmeden bu telefon için en çok kafanızda soru işareti olan oyun testlerimizi yapalım. PUBG, Call of Duty, Asphalt'ı, Real Racing gibi belli başlı oyunları oynayalım. Ve bu oyunlarda hangi grafik ayarlarında ve nasıl bir akıcılıkta bizlere detay sunabiliyor bunu gelin hep beraber görelim. We'll be right back.
Gördüğünüz gibi Helio P90 benim daha önceki testimde sıralamada geride kalmış olsa da örneğin PUBG'de HD ayarlarda gayet akıcı bir deneyim sunabiliyor. Aynı şekilde diğer oyunlarda da sorunsuz bir akıcılıkla deneyim bizlere sunmayı başaran bir model kendisi. O yüzden açıkçası P90'a karşı biraz uzak durmanın da fazla bir şeyi yok gibi. Evet, hani Snapdragon modellere nazaran geride kalmış olabilir performansı ama günümüzdeki bütün oyunları da rahatlıkla oynatabilecek yapıda olduğunu sizler de gördüğünüz, onu da baştan söylemiş olalım. Devam ettiğimde bu cihazın aslında önemli yanlarından biri tabii ki kamerası. Arkada dörtlü bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor. 48 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığı sunan ana kameramız. 13 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığı sunan telefoto kameramız. 8 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığı sunan ve 109 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekmemizi sağlayan geniş açılı lensimiz. Ve 2 megapiksellikte f2.4 diyafram açıklığı sunan mono lensimiz yer alıyor. Bu da özellikle bokeh ve portre dediğimiz fotoğraflarda bizlere daha iyi bir görüntü sağlaması için algılama özelliğini kullanıyor. Yine siyah beyaz bir görüntüler çekmekte bizlere yardımcı olduğunu söyleyelim. Ayrıyetten 8 megapiksellik bu geniş açılı kameramız makro çekimlerde bizlere desteklediğini söyleyelim. 3 cm yakınlıkta makro çekimler yapabiliyorsunuz. Fotoğraflara baktığımızda gerçekten hani şaşırtıcı düzeyde iyi fotoğraflar çektiğini söylemek istiyorum. Hatta Renault 3 Pro ile kıyasladığımda çok büyük bir fark göremedim bile. Bu gerçekten önemli bir başarı bence. Sonuçta baktığımızda fiyat farkı yüksek olan bir cihazda yine de iyi bir fotoğraf performansı gösteriyor olması bu konuda takdire şayan ki zaten Oppo ailesi, yani en azından Türkiye'deki Realme ve Oppo cihazlarına baktığımızda her zaman fotoğraf konusunda bizleri tatmin edecek sonuçlar veriyordu. Ama gönül rahatlığıyla ve açıkça söylemem gerekirse beni şaşırtacak seviyede iyi fotoğraflar çektiğini söylemek istiyorum Renault 3 modelinin. Yakınlaştırma konusunda 2x optik, 5x hibrit ve 20x dijital zoom'a kadar yakınlaştırma yapabiliyor. 20x'te elbette vardığınızda, daha doğrusu 5'ten sonrasında kayıplar göze çarpıyor ama aşırı çamur bir şekilde yapılmamış. Yani burada işin yapay zeka ve işlemci kısmında ya da yazılımsal kısımlarda iyi çalışma yaparak fotoğrafın çok da değer kaybetmeden iyi bir yakınlaştırma yapabilmesi sağlanmış. 109 derecelik geniş açılı fotoğraflarımız da bence yine tatmin edici seviyede olduğunu düşünüyorum. Zaten örneklerle görüyorsunuz. Ana kamerada 3 farklı mod olduğunu da söyleyelim bu arada. Normal modda 4000'e 3000 piksellik bir fotoğraf çekiyorsunuz. 48 megapiksel modu var. Birçok cihazda olduğu gibi zaten 48 megapikseli tam manasıyla kullanabilmek için 8000'e 6000 piksellik fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda yine yapay zeka ve yazılımsal olarak güçlendirilen 108 megapiksel modu da bu cihazda bulunuyor. Bu da bizlere ne sağlıyor? Yapay zeka ile oradaki piksellerin tamamlanmasıyla 108 megapiksellik çekimde 4.3 metre 3.2 metrelik büyüklükte bir branda da artık çıktı alabilmeniz sağlanıyor. Olur da şu an aklıma gelen şeyde birine işte evlenme teklifi etmek için, seni seviyorum demek için beraber çektiğiniz bir fotoğrafı eğer 108 megapikselden önceden çekerseniz bunu 4 metreye 3 metrelik devasa bir yere bastırarak kullanabilmeniz de mümkün. Onu da söylemiş olalım. Burada da gerçekten iyi bir şekilde sonuç çıkardığı için, yani 4 metreye 3 metre bir baskıyla test edemedim tabii ki ama fotoğrafın yakınlaştırıp detaylarına baktığımızda kayıp neredeyse gerçekten olmuyor. DPI değeri yüksek bir sonuç bizlere veriyor. Ve benim hem Find X2'de hem Renault 3 Pro modelinde övdüğüm iki mod da bu arkadaşımızda mevcut. Birisi ultra karanlık mod. Yani bir lüksün altında bile olan ışık değerlerinde, yani zifiri karanlığa yakın bir değerlerde siz ultra karanlık modu açarak eğer bir fotoğraf çekerseniz uzun pozlama ile beraber o aydınlığı çok daha fazla seviyeye çıkararak gerçekten sizin gördüğünüzden daha aydınlık fotoğraflar çekebilmemize olanak sağlıyor Renault 3 modeli. Bunun yanı sıra biliyorsunuz yine Renault 3 Pro ve özellikle Find X2'de övdüğüm video tarafında ultra video sabitleyici özelliği 2.0 olarak bu cihazda da var.
Pro modu da mevcut ve bu da ne anlama geliyor? Sizin bir işte ekstra sabitleyici ya da işte gimbal dediğimiz bir ekstra aparat kullanır gibi inanılmaz sağlam bir videolar çekmenizi size sağlıyor ve gerçekten dışarıdan baktığınızda ben bunu bu telefonda çektim demeden önce bir sabitleyici kullandığınızı düşündürecek seviyede iyi bir video çektiğini zaten örneklerden görebilirsiniz. Bu konuda ben ilk Find X2'de gördüğümde en iyi video çeken telefon demiştim. Gayet rakipsiz. Renault 3 Pro'ya baktığımda Find X2'den çok da farkı olmayan şekilde bir sonuç verdiğini gördüm. Renault 3'te yine Renault 3 Pro kadar gayet başarılı bir şekilde video çekebiliyor. Bu oldukça önemli artılarından biri. Bir diğer yandan tabii ki video bokeh özelliği de burada var. Yani siz video çekerken karşıdaki kişiye odaklayarak diğer tarafların bulanık görünmesini ve bokeh özelliğinin düzgün bir şekilde gözükmesini sağlayabileceğinizi de unutmayın. Videodan bahsetmişken tabii ki çözünürlükleri de merak ediyorsunuz. Arka kamerada 4K 30fps, 1080p 60fps ve 720p 60fps videolar çekebilmenizi sağlıyor Renault 3 modeli. Ayrıyeten ön kameraya geldiğimizde 44 megapiksellik netlik olarak diğerlerinden çok daha iyi seviyede net fotoğraflar çekebilen bir ön kameramız bulunuyor. Burada f2.4 diyafram açıklığımız var ve 44 megapiksel çıkış modunda eğer fotoğraf çekerseniz 7680'e 5760 piksellik, normal modda da 7296'ya 5472 piksellik fotoğraflar çekmeniz ve ayrıyetten ultra gece selfie moduyla da karanlık alanlarda rahatlıkla aydınlık bir selfie çekebilmeniz sağlanmış. Bu konuda gerçekten Oppo işini çok iyi şekilde yaptığını ben 3 modeli de ayrı ayrı incelediğimde, test ettiğimde görmüş oldum. Bu konuda Oppo Türkiye'yi, daha doğrusu aslında global olarak Oppo'yu tebrik etmek lazım. Artık günümüzde cihazlar fotoğraf ve videoya odaklandığı için burada da dersine çok iyi çalışarak her klasmandaki cihazına çok iyi şekilde video ve fotoğraf performanslarını eklemeyi başarmışlar. Bir diğer yandan tabii ki batarya kısmına da değinmek lazım. 4025 mAh'lik tüm gününüzü rahatlıkla çıkabilecek bir batarya var üzerinde ve bunu Vook 3.0 adı verilen 20 Watt'lık şarjla yapabiliyorsunuz. Gönül isterdi ki burada aslında 4.0 ile 30 Watt'ı da desteklesinler ama yine de Vook 3.0 30 dakikada %50, 73 dakikada %100'e getirebilecek seviyede hızlı bir şarj imkanı sunuyor. Bence yarım saatte %50 şarj olabilmesi önemli bir artı. Yine siz çay, kahve vesaire içerken çok rahat bir şekilde telefonunuzu şarj etme gereksiniminiz olduğunda edebilirsiniz ama dediğim gibi üzerinde MediaTek'te biliyorsunuz biraz şarjı fazla yer algısı olsa da bunda sorunsuz bir şekilde günü tamamlayabileceğinizi söyleyelim. En azından ben kendim kullanırken rahatlıkla gün sonuna yetebilen bir bataryaya sahip olduğumu, şarj performansına sahip olduğumu söyleyeyim. Şimdi ise gireceğim noktalar aslında bu cihazın diğer cihazlardan farklı olmasını sağlayan noktalar. Çünkü genellikle Oppo'da işte rakiplerine nazaran biraz daha yüksek fiyatlı olmasının bir algısı var. Zaten öyleler. Ve Oppo bunu aslında kendi kalitelerinden, diğerlerine nazaran daha kaliteli ürünler sunduklarından iddia ediyordu. Gerçekten bunu görüyoruz. Örneğin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunması ki aslında Renault 3'ün rakiplerinde işte 64 görürüz, 128 bazılarında var. 4-6 GB RAM görürken burada 8 GB RAM görüyoruz. Bunlar bence artılarından biri. NFC desteği var. Birçok insan artık NFC'yi Türkiye'de de aktif olarak kullanmaya başladı. Bu güzel artılarından biri. Ve stereo hoparlörler var. Bu benim için önemli artılardan biri. Hep diyorum zaten ben çok fazla telefon içeriği üretiyorum. Ve aynı zamanda tüketiyorum da. Twitch, YouTube, Netflix, Amazon Prime, son dönemde Puhu ile Blue TV'de de çok fazla özellikle yerli dizileri takip etmeye başladım. Ve bunların hepsini açıp telefondan izlemek benim için daha hoşuma gidiyor. Bir televizyonda izlemek yerine yattığım yerden telefondan takip etmesi daha hoşuma gittiği için stereo hoparlörler bunu daha iyi sağlamak adına çok daha büyük artısı olan bir durum ve özellikle oyun oynarken de çevresel ses şeklinde vermesi. Çünkü hem Dolby Atmos desteğiyle çevresel ses verebiliyor hem de Hi-Rez Audio desteği mevcut.
Bunu ayrıyetten kulaklıkla da sağlayabiliyorsunuz. İçinden çıkan 3.5 milimetrelik jack girişçi olan kulaklık zaten yeterli performans veriyor ama sizin kafa üstü oyuncu kulaklığı ya da hi-res destekli öncesinde yüksek paralar verdiğiniz kulaklıklarınız varsa bununla o desteği çok rahat bir şekilde alabileceğinizi söylemiş olayım. Yani genel hatlarıyla baktığınızda kafanızda oluşan soru eğer P90 ise zaten oyun testlerinde gördüğünüz günlük işlerde sorunsuz bir şekilde sonucu bizlere verebiliyor. Diğer yandan AMOLED Full HD Plus bir ekranı var. Normalde sıralamaya baktığımızda rakiplerinde belki HD'yi de görebiliriz ya da IPS görebilirken burada AMOLED ve Full HD Plus ekran görüyoruz. 8 GB RAM'i, 128 GB depolaması, NFC'si, SD kart girişi, 3.5 mm'lik jack girişi, Hi-Res Audio desteği, Dolby Atmos desteği ve bunların hepsini böyle sunabiliyor olmasıyla gerçekten farklı bir ürün olduğunu bizlere gösteriyor. Fiyatında rakiplerine baktığımızda da bu tarz farklılıklarla aslında ne kadar da yakın bir cihaz olduğunu bizlere gösteriyor. Tabii ki bu konuda da tercih sizin olduğunu söyleyelim. Umarım bu videoda kafanıza oluşan soru işaretlerini de kaldırmış oluruz ve aynı şekilde telefonun bütün detaylarını sizlere paylaşmaya çalıştım. Ben gerçekten beğendim. Ben de biraz ilk başta Pro varken bu alınır mı ama Pro'nun fiyatı falan filan gibi sizlerde de oluşan soru işaretleri bende de vardı. Ama gönül rahatlığıyla bundan sonra birçok kişiye Reno 3'ü de tavsiye edebileceğimi kendim deneyimledikten sonra gördüm. Sizlere de açık bir şekilde tavsiye ettiğimi de söylemiş olayım. Peki siz Reno 3 hakkında neler düşünüyorsunuz? Satın alanlarınız var mı? Lütfen onlar da kendi deneyimlerini aktarsın. Benim bahsettiklerim dışında sizin de kafanızda bir soru işareti varsa lütfen yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir AirPods Plus videosunda başka bir incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.